Lafı uzatmayacağım. Tahmin ediyorsundur herhalde. Seni ekibimize istiyoruz. Bir şey demeyecek misin Kadir? Açık söyleyeyim, biraz şaşırdım müdürüm. Neden? Yani malum olaydan sonra bizim sizlerle aramız hiç iyi olmadı. Nasıl olacaktık kardeşim? Ortada o kadar acı varken, en çok da sende. Ama tuzağa çekildiğimizi biliyoruz artık değil mi? Hep beraber yaşadık ve gördük. Bizlerle ilgili hala aynı fikirde değilsin herhalde. Hayır asla. Sadullah, Bedri, hepsi onların işi biliyorum. Siz benim için de, ailem için de elinizden geleni yaptınız. Bak, başına gelenin farkındayız. Biliyoruz kardeşini kaybettin. Ama bu adamların peşinden koşarken bana senin gibi kendini adamış, işinde iyi biri lazım. Bizi biraz tanıdın. Burası bizim iş yerimiz değil. Burası hayatımız bizim. Beraber çalıştığımız insanlar da ailemiz. Seni nereye davet ettiğimi anlıyor musun Murat? Evet. Elbette. Gurur duydum. Çok teşekkür ederim müdürüm. Peki kararın? Ben biraz düşünüp kendi amirimin de fikrini, kabulünü almak isterim. İnanın yani. Yıllardır yanındayım. İstanbul'a da beraber geldik. Onu ayıp etmek istemem. Haklısın tabii. Sen düşün, hem de amirinle konuş. Ama bana kısa zamanda haber ver. Olur mu Emre? Tabii ki. Tekrar teşekkürler müdürüm. Hepiniz hayırlı olsun. Sağ ol. İnşallah. Gel, beraber olsun kardeşim. Anneye de çok selam. Baş üstüne. Çocuk pırlanta. Ünal gibi bir herife bile ayıp olmasın istiyor. Bence gelecek. Sence baba? Bakalım. Hayırlısı. Kadir, ne oldu? Ne dedi Rıza baba? Gel ekibe katıl dedi değil mi? Anlamıştım ben zaten bakışından. Sen ne dedin? Şşş, dur oğlum bir nefes al. Adam da konuşsun. Yani teklif etti. Ben de düşünmek için müsaade istedim. Hemen evet diyemedin mi oğlum? Diyemedim. Hayırlısı olsun kardeşim. Ama iyi düşün. Babayı da çok bekletme. Kadir. Efendim? Biz şimdi bir kez karşılaştık ya seninle burada. Hatırlıyorsun değil mi? Tatsızı falan biraz. Sizin ayıplarınızı şimdi burada bana saydırma. Sanki boşuna mı kovuldunuz buradan? Neyse ne. Hadi uzatma, devam et. Tamam. Öyle olsun. Çekil. Tatsızdı doğru. Ayıp olduysa eğer... Yok. Hiç takılmam öyle şeylere ben. Unuturum gider. Sen de takılma. Sen iyi adamsın Kadir. Bize burada iyi adam her zaman lazım kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Çok doğru bir şey yaparsın. Bana dün bir teklif geldi. Rıza Soylu'nun ekibine katılır mıyım diye sordular. Kim sordu? Bizzat Rıza Müdür. Hatta Hüsnü Başkomiser de bu ekipte. Geçenlerde tanışmıştınız, hatırladın mı? Tabii, hatırlamaz mıyım oğlum? Peki sen ne dedin? Düşünmek için müsaade istedim. Bir anda Ünal Başkomiser. Buraya onunla geldim biliyorsun. Ama Rıza Müdür'le de ekibiyle de arası kötü. Gidersem gönül koyacak. Yani bana sorarsan kabul et derim oğlum. Sahi mi? Bak, Rıza Beyler, sonra Hüsnü Bey'in ailesi. Hepsi çok iyi insanlar oğlum, hepsi. Kadir, anneciğim ben hep ne diye dua ederim? Ha? Allah karşına iyi insanlar çıkarsın dersin anacığım. Lafın tamamını sen anladın. İşlerinde çok iyiler. A takımı gibi bir şey. Yılların efsane ekibi. Amirim. Benim içime sinmedi bu iş. Yok ya. Herif itirafını yazdı, öldü oğlum. Daha ne yapması lazımdı senin içine sindirmek için? İşin başı Sado değil mi? Adam kıtadan kıtaya mal taşıyor. Milyarları var. Aykut gibi saçma sapan birini mi bağlayacak kendisini? Çok saçma amirim. Sen olsan Aykut'la iş yapar mısın? Herkes hata yapar. Sado da Aykut'a güvenip yapmış bir hata. Ayrıca benim yaklaşımım içine sinmediyse git bir de Rıza babana sor. Olmadı Engin müdürün içeride. Selamını sabahınız gırla maşallah. Sor oğlum. Hadi git sor. Çekinme. Hadi. Hadi. O ne demek şimdi? Sana yaptıkları tekliften haberim var. Merkezde Sağır Sultan bile duydu. Ama sen bana söylemedin. Neden acaba? Önce benden duysaydın keşke. Eyvallah. Gideceğim mi? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Oho.
Kafa karışmış bir kere. Helal be, helal benim koçuma. Bak amirim, benim bir tane derdim var. O da Sadullah'ı bitirmek, yok etmek. Herif benim kardeşimin katili. Rıza müdürünün ekibi de toplanır toplanmaz peşine düştü. Ama biz kızağa çekildik. Ben de ona göre düşünüyorum. Bu kadar, tamam. Anahtarları ver. Ne oluyor abi? Aslanım, bizi kimse kızağa çekemez, bu bir. Böyle iki arada bir derede olmaz. Ya onlarlasın ya ben. Ver kararını. Kim yanımda, kim karşımda bileyim. Ha, bir de kendine araç bul. Benim işim var. Buraya kadar. Hadi eyvallah. Müsaade varsa size katılabilir miyim? Demek nihayet Ünal amirimle vedalaştım. Yok öyle değil. Yani sadece bu toplantı için. Müsaadeniz olursa tabii. Aykut'un ölümüyle ilgili benim de şüphelerim var da. Otur bakalım. Otur bakalım ya. Anlat. Ne düşünüyorsun? Ünal amire de söyledim ama ciddiye almadı. Bence Aykut'un Sadullah'ın adamı olması çok saçma. O kadar büyük mafya babası, bu kadar çapsız birine güvenmiş olamaz. Doğru, evet. Başka? Bana göre emniyetteki gerçek köstebeği kamufle etmek için Aykut'u kullanıp önümüze atıyorlar. Aykut evet, bence de kirliydi ama Sadullah'la alakası yoktu. Bence oyuna geldi. Zorla hiç yapmadığı şeyleri itiraf gibi yazdı ve yine zorla imza attı. Sonra da öldürüldü. Sırf Sadullah'ın köstebeği işini daha rahat yapsın diye. Evlat, biz de tam olarak aynı şekilde düşünüyoruz. Dolayısıyla emniyetteki esas sızıntıyı araştırmaya devam edeceğiz. Sağ ol geldiğin için. Siz sağ olun. Dinlediğiniz için yani. Bazen insanın sesi amirine ulaşamıyor. O dediğin burada olmaz kardeşim. Teklif hala geçerli. Tek eksiğimiz kaldı, senin kararın. Ben yarın Ünal amirle bağımı koparacağım. Kesin mi? Evet müdürüm. Güzel, çok güzel. Müsaadenizle. Evet. Hadi, güle güle. Amirim müsait misin? Söyle. Senin canın sıkkınsa başka zamanda konuşuruz. Kadir, yorma beni oğlum. Ne diyeceksen de. Ben Rıza müdürün teklifini kabul etmeye karar verdim. Onu söyleyecektim sana. Şaşırmadım. İki güzel laf ettiler, aldılar aklını, değil mi? Eğer sahiden dinleyeceksen sebeplerini anlatabilirim. Ama böyle yapacaksan... Hiçbir şey anlatma oğlum. Sebeplerini de al, çık git Kadir. Son sözün bu mu amirim? Amirim deme bana. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun oğlum. Al. Son sözüm işte bu. Hadi git şimdi. Olur. Böyle istiyorsan böyle ayırırız yolları. Sen bilirsin. Eyvallah abi. Müdürüm. Ben tamamım. Öyle mi? Bitirdin mi? Diğer şube, Ünal. Bitirdim amirim. Herkese de durumu bildirdim. O zaman... Hoş geldin evlat. İşte bu kadar. Hayırlı olsun. Hoş geldin birader. Teşekkürler, hoş sağ geldin olun. Kardeşim. Sağ olun başkomiserim. Hayırlı olsun. Kardeşim hoş geldin. Hayırlı olsun. Hadi, hadi görüşürüz, mangalda görüşürüz o zaman. Hadi acele edin. Hoş geldin. Hoş buldum.